Son açıklamalar nelerdir? Muhammed Fatih Çoban aktaracak bize. Hemen sözü sana bırakalım Fatih. Nihan Koyuncu Yonter, beklenen yoğun kar yağışı başkent Ankara'ya gece yarısından itibaren etkisini göstermeye başladı ve aralıklarla kar yağışı özellikle Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kameraman arkadaşım Tahsin Özkan'dan rica ediyorum göstermesini. Arabanın üstünde kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığını söyleyebiliriz. Özellikle başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığını söyleyelim. Yoğun bir kar yağışının aralıklarla devam ettiğini hatırlatalım. Bizler şu an başkent Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mürsel Uluç caddesindeyiz ve buralarda yoğunlukla marketler var. Vatandaşlar, marketten çıkan vatandaşlar ellerinde poşetlerle kaldırımlarda yürümekte zorlanıyorlar. Yolun açık olduğunu söyleyelim. Ekiplerin çalışmaları da devam ediyor yolu açık tutmaya yönelik. Ancak kaldırımlarda vatandaşların zor anlar yaşadığını zaman zaman ekranlarımıza getirdik. Tabii trafik demişken Ankara Valiliği'nin bir açıklaması vardı tam olarak bu konuya ilişkin. Başkent Ankara'da beklenen kar yağışına ilişkin yapılan açıklamada, Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava koşullarının ağırlaşması halinde orta yüklü ticari taşıt, kamyon, römork, çekici gibi araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi ve yola çıkacak olan başkentliler için de bir uyarı yapıldı, bir hatırlatma yapıldı. Yağış ve trafik durumu hakkında da Alo 159 hattından bilgi alınabileceği Ankara Valiliği tarafından açıklandı. Ayrıca kış lastiği, zincir çekme halatı ve takoz gibi şeylerin de araçlarda bulundurulması gerektiği Ankara Valiliği tarafından hatırlatıldı. Başkent Ankara'daki kar yağışı gece yarısından itibaren özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu yağışlar Perşembe gününe kadar devam edecek meteorolojinin değerlendirmelerine göre. Alçak kesimlerde de, rakımı daha düşük olan yerlerde de sağanak yağış, yağmur var diyelim. Bu yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceğini tekrar hatırlatalım ve sözü yeniden sana bırakalım.